Ayıkken olmayan, uyurken nasıl oluyor? Bugün onu tartışacağız. Neden mutfakta tartışıyorum? Çünkü ben üniversiteye hazırlanırken bütün hayatımı mutfakta geçirdim. O yüzden dilim mutfağı diye bir şey koydum. Akşam yemeklerini mutfakta yerdik. Annemle orada hayatı tartışırdık. Babamla orada sohbet ederdik. Ben de diyorum ki şimdi bu Anamur'da benim başıma neler geldi? Size bir anlatayım bakalım. Bu herkesin sorduğu. Hocam uyurken İngilizce nasıl? Ya da hap İngilizce bana çok lazım. Sizde hap eğitimler var mı diye mailler, mesajlar geliyor. Anam burada bu mutfakta gece 9'a doğru benim acayip uykum gelirdi. Gidip hemen annemden kaçıp yatardım. Yani üniversite sınavına hazırlanıyorum. O zaman tabii böyle dershaneler falan da yok. Gider yatardım. Annem de gelirdi. Bence bu uyurken İngilizce olayı Türk annelerinin kurduğu şu cümle için çok önemli. Uyu çocuğum uyu. Sen yat yat aynı böyle ya. Sen yatınca bütün bilgiler gelip beynine girecek. Yat sen anca öyle üniversiteyi kazanırsın gibi. O zaman da tabii çocuklar ne diyor? Ay uyurken böyle bir şey olsa da bize öğretiverseler, bütün bilgileri öğreniversek gibi. Bu bence nasıl toplumlar için çok işe yarar diye hep kafa yordum. Google'a en çok bu sene 2018 yılının sonuna doğru çıkan istatistiklere göre bir toplum varmış ki en çok Google'a bedava para nasıl kazanılır diye sormuş. Bu toplum aynı zamanda çok hazır lop. Hemen her şey olsun, hiç emek harcamadan ve en iyisinden olsun diyen bir toplummuş. Bu tarz toplumların tabii ki toplum adını vermiyorum. Çok ilgisini çekiyor bu uyurken herhangi bir şey öğrenmek. Tabii ki dille ilgili de çok fazla bunun reklamını yapmışlar. Tabii ki bütün dünyadaki sadece ülkede değil de bütün dünyadaki metodları araştıran bir dil bilimci olarak gidip hepsini bizzat tecrübe edip görmüşlüğüm vardır. Zihnin katmanları var ve bu katmanlara bilinçli ve bilinç dışı doğru bir şekilde erişirseniz evet çok faydalı sonuçlar alabilirsiniz. Bazı hipnotik yöntemler var terapilerde kullanılan. Bu katmanlara inip bazı hasarları düzeltiyorlar mesela ama bunlar çok ehil insanlardan, psikoterapistlerden, yıllarca eğitimini alan insanlardan bu hasarları gidermek ya da bazı kötü alışkanları unutturmak için falan kullanılıyor. Öğrenmeye gelince ise evet, dili her zaman ders değil, edinim olması gerektiğini savunduğumuz için uyumadan yaptığınız her eylem aklınızda daha fazla kalıyor. O yüzden biz uyurken değil, uyumadan önce tekrar edilen her türlü dersin sadece dil değil çok daha fazla akıldan kaldığından yanayız. Özellikle de yeni kelime edinimi için ya da kelimelerin sürekli günlük konuşulan dildeki kelimelerin aklınızda kalması için İngilizcenizi çok geliştirecek yabancı diziler var. Mesela benim özellikle ödevlerde çok verdiğim ve zorunlu tuttuğum izlenmesi Friends dizisi. Ya da böyle çok pure, gerçek İngilizce dinlemek istiyorsanız The Crown dizisi. Evet, yatmadan önce bunları izleyin. Konuşmalar aklınızda kalacak. Hiç İngilizce bilmeyenlere bile direkt olarak izlemeye başlamalarını altyazısız olarak hem de tavsiye ediyorum. 21. dinlemeden sonra zaten telaffuzların oturduğunu ve anladığınızı görüyorsanız uyurken değil ama uyumadan önce mutlaka yabancı şeyler izleyin, dinleyin. Hap olayına gelince ise ülkemizde hala üzülerek söylüyorum ki tabii ki bunu ulusal İngilizce sınavları var, YDS, YokDil gibi. Bunlara test bazında hazırlanmak gerekiyor ve test sorusu çözmek gerekiyor. Çünkü çok fazla dil bilgisini ölçen ya da okuma parçası veriyorlar. Ciddi derecede kelime bilgisi ölçen sınavlar. Yalnız günlük hayatınız boyunca hiçbir zaman kullanmayacağınız kelimeleri ya da bir makale okurken, bir haber okurken bile görmeyeceğiniz kelimeleri sordukları için bunların çok özel ve çok farklı yöntemlerle bir an önce öğrenildiğini de düşünenler var. Bize soruyorlar. YDS'de hap eğitimi rica ediyorum. Şimdi bu hap olayını biraz masaya yatıralım isterseniz. Ben çok harika bir yemek yapmak istiyorum burada. Çok ciddi emek vermek istiyorum ve bir yemek yarışmasına katıldığımı düşünün. Harika bir sonuçla birinci olmak istiyorum. Bunun için 3 saniyede dünyanın en güzel malzemesini de kullansam bir sonuç ortaya çıkaramam. Aynı şeyi dil testlerine hazırlanırken de düşünün. YDS'de yok dilde hap kelime, hap İngilizce diye bir şey
maalesef işe yaramıyor. Çünkü o zaman neyi göz ardı etmiş oluyorsunuz? O yemeğin pişmeye ihtiyacı olan süreyi ya da bir yumurta pişireceksiniz düşünün. Ben de şimdi hemen size burada bir yumurta pişirebilirim ama dünyanın en iyi aşçısını çağırırsam o da aynı yumurtayı pişirebilir ama onun elinin lezzeti, tecrübesi, ehilliği çok farklıdır. O yüzden bir işte o kelimelerin kullanıldığı cümleleri, o içinde geçen okuma parçaları tecrübe etmeden, hiçbir şeyi yaşamadan tam olarak edinemezsiniz. Bizim dilin mutfağında, yek metotta savunduğumuz şey edinmek. O yüzden uyurken öğrenilen ya da hap olarak içirerek öğrenilen herhangi bir dil eğitim sistemi olmadığı için uyumadan önce yaptığınız her şey çok işe yarar. Uyurken İngilizceyi de bence ancak rüyanızda görürsünüz. O yüzden emek vererek, çalışılarak kazanılan, ekilen toprak hiçbir zaman kurumayacağı için bu işe bir an önce emek vermeye başlayın. Hap İngilizce, hap YDS, hap yok dil yerine her gün 10 kelime yazsanız 3600'den fazla kelime öğreniyorsunuz. Her gün bir okuma parçası okusanız YDS'ye kadar o kelimelerin içinde nasıl geçtiğini anlıyorsunuz. Kısaca uyurken Allame-i Cihan olsan da, uyanıkken, uyandığında ne yapıyorsun? Uyandığında sana kalan senindir. Bunlara bakmak lazım. Uyumadan önce dinlediğiniz, izlediğiniz her şey çok faydalı olacak. Ama bunu pratiğe dökmezseniz yine anlıyorsunuz ama konuşamıyorsunuz seviyesinde kalacaksınız. Dolayısıyla uyumadan önce dinleyin ki anlamanız gelişsin. Günlük hayatta ne yapacaksınız? Dil edinen bir insan hata yapar. Bunu kabul edin. Dili çok güzel konuşmak istiyorsanız yaptığınız ve yapacağınız hatalara merhaba demelisiniz. Bunu neden üretmişler ve hala üretmeye devam ediyorlar? Sevgilerimiz yaptığımız hatalar içindir. Ne kadar çok hata yaparsanız o kadar güzel konuşabilirsiniz. Uykuda bir şey dinlerken bu hataları pratiğe dökemeyeceğinize göre uyanır uyanmaz hayata edinmek istediğiniz dili varış noktası olarak değil, yürüdüğünüz yola sokarak başlayacaksınız. Ve yaptığınız her hatadan sonra strese girip aman ben bu hatayı nasıl yaptım, bu kadar basit kelimeyi de hatırlayamadım, ay bunun telaffuzu çok komik, siz Türkiye'nin sınır ülkelerinden, sınır komşularından gelen insanların İngilizcesini duyduğunuzda yaptığı hatalara mı odaklanıyorsunuz? Yoksa benim de yıllardır çok duyduğum cümle, ya hocam bakıyor musunuz X ülkenin X vatandaşı nasıl güzel İngilizce konuşuyor da biz konuşamıyoruz diye hayıflanmaları duyuyoruz. O yüzden kimse hatanıza odaklanmayacak. Konuştuğunuz dilin akıcılığına, derdinizi anlatıp anlatmadığınıza odaklanacak. O yüzden hata yapıyoruz. Bir, yaptığımız hatalardan mutlu oluyoruz. Her hata yeni bir doğruyu öğretiyor. Öğrenerek bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kendimizi her an, her koşulda, sadece belli bir alanda değil, hukukçuysak sadece hukuk İngilizcesine iyi olarak değil, ülkemizin politik sistemini de anlatırken, tarihimizi de anlatırken, mutfakta yemek de yaparken her alanda günlük dilde kullanabileceğimiz 2000 ila 3000 arası kelime var. Kendi anındığınızda bunları zaten iyi kullanıyorsanız İngilizcesine de bunların karşılığını günlük hayatınıza koyarak başlayabilirsiniz. Sonuçta uyanık olun. Her şeye karşı uyanık olun. Dil edinmek uyuyarak değil, uyanık olduğunuzda neyi, nasıl ve hangi metodla yapacağınıza bağlıdır. Neyi, yani dil edinmeyi, nasıl yapacağınızı, yani dinleyerek. Daha sonra da bu dinlediğinizi nasıl konuşacağınızı pratik yaparak, hayatınıza yürüdüğünüz yola koyarak yapmanız gerektiğini söyledik. Uyurken bir şey öğrenmiyoruz. Uyumadan önce dinlediğimiz her şey yanımıza kar kalıyor. Hiçbir öğrenilecek şeyin de hapı yoktur biliyorsunuz.